Ayakları yıkamak. Sual. Maide suresinin 6. ayetini, ayakları yıkamak değil, meshetmek farzdır diye yorumlayanlar ve meslere meshedilmez diyenler var. Bunlar yanlış değil mi? Cevap. Elbette yanlıştır. Dinde bidat ehlinin yorumları değil, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği hüküm geçerlidir. Ehl-i sünnet alimleri, Kur'an-ı Kerim'i en iyi açıklayan Resulullah Efendimizin uygulayışını esas almışlar ve ayakların yıkanması gerektiğini sağlam vesikalarla bildirmişlerdir. İmam-ı Kurtubi Hazretleri, Peygamber Efendimizin uygulamasından sabit olan hüküm, ayakları meshetmek değil yıkamaktır buyurdu. Üç hadis-i şerif meali de şöyledir. Mümin abdeste yüzünü yıkayınca, gözüyle işlediği günahlar suyla yüzünden dökülür, ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, ayaklarını yıkayınca da yürüyerek işlediği bütün günahları suyla dökülür. Abdest tamamlanınca günahlarından temizlenmiş olur. Abdest alırken ağzına burnuna su çekip yüzünü yıkayınca, bu uzuvlarla işlediği günahlar sularla dökülür. Dirseklere kadar kollarını yıkayınca, günahları parmakların uçlarından, başını meshedince saçlarından, topuklarına kadar ayaklarını yıkayınca, günahları suyla birlikte akar gider. Hazreti Osman abdest alırken, 3 defa ellerini yıkadı, sonra 3 defa ağzını ve burnun içini, sonra 3 defa yüzünü, 3 defa dirseklerine kadar sağ ve sol kolunu yıkadı, sonra da başının tamamını meshedip 3 defa sağ ayağını, 3 defa sol ayağını topuklarına kadar yıkadı, sonra Resulullah böyle abdest alıyor dedi. Mesh, ayaklara değil ancak meslere yapılır. Resulullah Efendimiz meslere meshetmiş, meslere nasıl meshedileceğini de bildirmiş. Böyle mesh edersiniz buyurmuştur. Eshab-ı kiram da aynısını uygulamıştır. İmam-ı Azam Hazretleri, ehl-i sünnet itikadı şöyledir. 2 kayınpederin, yani Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in en üstün olduklarına inanmak, 2 damadı, yani Hazreti Osman ile Hazreti Ali'yi sevmek, ayaklara giyilen meste meshetmenin caiz olduğuna inanmak, iyi kötü her Müslüman imamın arkasında namaz kılmaktır buyurdu. Resulullah meslerin üstünü meshedince, ya Resulallah, yoksa ayaklarınızı yıkamayı unuttunuz mu dediler. Hayır unutmadım, siz unuttunuz. Allahü Teala bana meslerin üstüne meshetmemi emretti buyurdu. Peygamber Efendimiz fetih gününde abdesti meslerine meshedince, Hazreti Ömer, ya Resulallah, bugün yeni bir şey yaptın dedi. Peygamber Efendimiz, ya Ömer, doğru yaptım buyurdu. Hazreti Mugire İbni Şube anlatır. Ayaklarını yıkaması için Resulullah'ın meslerini çıkarmak istedim. Bana, hayır çıkarma, meslerimi abdestli olarak girdim buyurup üstlerini meshetti. Resulullah abdest aldı, ayaklarındaki Habeş Sultanı Necaşi'nin hediye ettiği siyah meslerin üstüne meshetti. Hazreti Ayşe'ye mesler üzerine meshin müddeti sorulunca, Ebu Talib'in oğluna sorun, çünkü o seferde Resulullah'ın yanında bulundu buyurdu. Hazreti Ali'ye soruldu, o da Resulullah mesh müddetini seferi olan için 3 gün, 72 saat, mukim olan için de 1 gün, 24 saat olarak bildirdi dedi. Mesde mesh müddeti seferi için 3 gün, mukim için 1 gündür. Hazreti Ali, din akılla, görüşle olsaydı, mestin üstünü değil de altını meshetmek gerekirdi. Halbuki Resulullah meslerinin üstünü meshederdi, buyurdu. Eshab-ı kiramdan Hazreti Ali, İbni Mesud, Bera, Enes, Ebu Umame ve Seyl bin Sa'd gibi zatlar, mest vasfına haiz kalın çorabada mesi caiz görmüşlerdir. İmam-ı Süfyan-ı Sevri, İmam-ı İbni Mübarek, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet ve İmam-ı İshak gibi alimler de aynı şeyi bildirmişlerdir.